أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlarım, ahir zaman okumaları başlığı altında yapmış olduğumuz sohbetlerimize, videolarımıza yeni bir videoyla devam ediyoruz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle yapmış olduğumuz, yapacağımız okumamızı, sohbetimizi hayırlı, mübarek, bereketli eylesin. Rabbimiz Allah Azze ve Celle burada geçireceğimiz zamanı sizler için de, bizler için de mübarek eylesin. Kabul etmiş olduğu salih amellerden yazsın. Rabbimiz Allah Azze ve Celle okumuş olduğumuz, okuyacağımız ayet ve hadisleri en güzel şekilde anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi de hepimize nasibi müyesser eylesin. Kıymetli kardeşlerim, ahir zaman okumalarımızda ölümsüz hakikatler başlığı altında bir seri halinde okumalar yapıyorduk. Bu okumalarımızdan bir yenisini de inşallah bugün yapacağız. Sohbetimizin başlığı, dünya senin cennetin değil ki olacak. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Dünya müminin zindanı, hapishanesi, kafirin ise cennetidir. Sadaka Resulullah ve netaka Habibullah. Evet, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne demişse doğru söylemiştir. Ne söylemişse hakikati dile getirmiştir. Ama zaman zaman bu hadisi şerif yanlış anlaşılmalara da sebep oluyor. Hem o yanlış anlaşılmaları bir nebze olsun düzeltebilmek, hem de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi şerifinden günümüze, hayatımıza dersler, ibretler çıkarabilmek amacıyla bu sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Bu dünyanın mümin için zindan diye nitelenmesinin çok çeşitli sebepleri vardır. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu mübarek sözünü nasıl anlamalıyız? Gerçekten Müslümanlar için dünya bir zindan mıdır, bir hapishane midir? Dünyada bizler hiç rahat yüzünü görmeyecek miyiz? Ferahlık ve huzur görmeyecek miyiz? Dünyayı kendimize zindan ederek sanki kendimize bir hapishaneymiş gibi mi yaşayacağız? Rabbimizin nimetlerinizi elimizin tersiyle iterek mi yaşayacağız? Yoksa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mübarek buyruğuyla başka bir şey mi anlatılıyor bize? Acaba Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem ne söylemek istiyor bu mübarek sözüyle? Bakınız kıymetli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir başka mübarek buyruğunda ne buyuruyor? Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ciddi bir hastalığa yakalanmış olan bir dostunu ziyaretine geldi. Kendisine Allah'a nasıl dua ettiğini sordu. O hasta olan kardeşine Allah'a nasıl dua ediyorsun diye sordu. Aldığı cevaptan Peygamber Efendimiz hiç de memnun kalmamıştı. Şöyle cevap vermişti hasta olan o sahabi. Ya Resulallah, ben şöyle dua ediyorum. Allah'ım, ahirette beni ne ile cezalandıracaksan onu dünyadayken ver de ahirete ceza kalmasın. Sahabi peygamberimize böyle dedi. Ya Resulallah, ben böyle dua ediyorum. Ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam o mübarek sahabenin o duasına memnun kalmadı. Yani Peygamber Efendimiz o duayı beğenmedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sübhanallah, senin buna gücün yetmez diyerek sahabeye şöyle tavsiyede bulundu. Allah Azze ve Celle'nin vereceği cezaya ne dünyada ne de ahirette dayanmamız elbette mümkün değildir. Sakın böyle bir şey isteme. Sen şöyle dua et diyerek Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam her gün namazlarımızda okumuş olduğumuz Rabbena duasını okuması tavsiye etmişti. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Sadakallahu lazim. Kur'an-ı Kerim'de de geçmekte olan, Kur'an-ı Kerim'in de bir ayeti olan bu mübarek duada Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle dua etmemizi istiyor. Allah'ım, sen bize dünyada da iyilikler, güzellikler, afiyetler ver. Ahirette de iyilikler, güzellikler ve afiyetler ver ve bizi cehennem ateşinden koru. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri
bu şekilde dua etmesi gerektiğini sahabesine ve dolayısıyla bizlere öğretti. Peki bu iki hadis-i şerifi nasıl anlayacağız? İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir hadisi şerifini bu hadisi şerif ile beraber anladığımız zaman ancak doğru bir şekilde anlamış olacağız. Peki bu hadis-i şeriften çıkaracağımız dersler nedir? Bu hadisi şerif nasıl anlaşılır? Onunla ilgili birkaç görüşü sizlere aktarmak istiyorum. Birinci anlama şeklimiz şöyledir. Aslında dünyanın mümine, Müslümana zindan, kafire cennet olması ahirete kıyaslanaraktır. Yani ahirete kıyasladığında, ahiretteki nimetlere ya da ahiretteki azaba kıyasladığınızda, onunla karşılaştırıldığınızda dünya müminin zindanı gibidir, kafir için ise cennet gibidir. Allah-u Teala'nın mümine cennette vereceği nimetlere kıyas ederek bu dünya bir zindan gibidir. O cennet ki şu dünyada 1000 sene dopdolu refah içerisinde, huzur içerisinde, zenginlik içerisinde bir hayat, cennetin 1 saatlik zevkini bile asla karşılamaz. Cennetin de 1 senesi Allah'ı görmekten ortaya çıkan lezzetin 1 saatini karşılamaz. İşte mümini ahirette cennet ve Allah'ı görme nimeti beklemektedir. Bu nimetle kıyasla dünyadaki hayat mümin ve Müslüman için zindan gibidir. Mümin bu dünyada ne kadar rahat bir hayat içinde olursa olsun, cennette kazanacağı nimetler ve Allah'ı görme nimeti yanında dünya bir zindan hayatı, bir hapishane gibi kalacaktır. Nitekim bu konuda Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: Rabbinizden olan mağfiret ve eni göklerle yer kadar olan cennete kavuşmak için yarışın, o muttakiler için hazırlanmıştır. Rabbimiz Allah Azze ve Celle cennette mümin, Müslüman, muttaki kullar için hazırlanmış olan nimetlerin büyüklüğünü ve bu nimetler için yarışılması gerektiğini ifade ediyor. Dünyanın kafir için cennet olması da yine onun ahiretteki azabına kıyasadır. Kafiri ahirette bekleyen tek şey cehennem hayatıdır ve sonsuz azaptır. Kafir bu dünyada ne kadar sıkıntı çekmiş olursa olsun, onun ahirette çekeceği azabın yanında bu dünyadaki sıkıntılar ona cennet gibi gelecektir. Evet kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetli torunu Hazreti Hasan, tabi Peygamber Efendimizin vefatından çok seneler sonra yeni ve temiz elbiseler giyerek tam bir vakar içerisinde evden dışarı çıkmış. Dost ve hizmetçilerinden bir grup insan ile birlikte Medine sokaklarından birinden geçiyormuş. Yolda fakirlikten böyle omuzları çökmüş, eski püskü elbiselerin içerisinde dolaşan yaşlı bir Yahudi ile karşılaşmış. Bu yaşlı Yahudi Hazreti Hasan'ı böyle güzel temiz elbiseler içerisinde görünce dayanamamış ve Hazreti Hasan'ı sanki böyle rencide etmek için şöyle demiş. Evet, Hazreti Hasan radıyallahu anh Efendimiz'i rencide etmek, onu bozmak için durdurmuş onu. Efendim rica ediyorum biraz durup beni dinler misiniz demiş. Hazreti Hasan adamın bu isteği üzerine durmuş ve adamı dinlemiş. O yaşlı Yahudi Hazreti Hasan'a şöyle demiş: Ey Resulullah'ın oğlu, ey Resulullah'ın torunu, biraz insaf et ve hak ver. Deden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştu: Dünya müminin zindanı, kafirin ise cennetidir. Ama şimdi görüyoruz ki dünya nimet ve refah içerisinde olduğunuzdan dolayı sanki sizin cennetiniz olmuş. Benim için ise şu dünya bir zindan, bir cehennemdir. Çünkü sıkıntı ve yoksulluk içinde yaşamaktayım. Oysa sen mümin, Müslüman olduğun halde benim gibi değilsin. Nasıl oluyor bu? Resulullah dediğiniz Hazreti Muhammed'in sözüne aykırı davranmıyor musunuz diyerek Resulullah Efendimiz'in torununu rencide etmek, bozmak istemiş. Hazreti Hasan radıyallahu anh da o yaşlı Yahudi'ye şöyle cevap vermiş: Ey yaşlı adam, eğer perde gözlerinin önünden kalkmış olsaydı ve Allah-u Teala'nın cennette benim ve Müslümanlar için hazırlamış olduğu nimetleri, hazırlamış olduğu nimetleri görseydin, o zaman anlardın ki bu dünya bütün güzelliğine rağmen
müminin zindanı gibidir. Çünkü Allah mümin Müslümanlar için cennette bu dünyadaki nimetlerden çok 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 daha fazlasını hazırlamıştır. İşte onu görmüş olsaydın sen Peygamber Efendimizin bu sözünün doğruluğunu anlardın. Yine eğer Allahu Teala'nın cehennemde senin ve senin gibi kafirler için nasıl bir azap hazırladığını görmüş olsaydın, o zaman ne kadar zorluk çekmiş olursan ol, bu dünyanın aslında senin ve senin gibiler için bir cennet gibi olmuş olacağını anlayacaktın diyerek cevap vermiş. Kıymetli kardeşlerim, demek oluyor ki Müslümanların dünyevi refah seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun cennetteki türlü türlü nimetlerin yanında dünyadaki nimetlerin ismi esamesi okunmayacaktır. Bir hiç hükmüne düşeceklerdir. Diğer taraftan gayrimüslimlerin dünyadaki zenginlikleri, fakirlikleri, sıkıntıları ne olursa olsun ahiretteki görecekleri azabın yanında dünyadaki mutlulukların da, dünyadaki refahın, zenginliğin de dünyadaki çekmiş olduğu sıkıntılarında çok basit kalacağını ifade ediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet kıymetli kardeşlerim, bu hadis-i şerifi anlamamızın birinci yolu, birinci anlama şeklimiz bu şekildedir. Bazı alimlerimiz de bu hadis-i şerifi şu şekilde anlayacağımızı da ifade etmişler. Demişler ki, mümin iradesiyle nefsini dünyevi lezzetlerden uzak tutmuş, böylece sanki kendini bir nevi hapse, zindana mahkum kılmıştır. Yani nefsinin istedikleri her şeyi yapmayarak sanki nefsini hapsetmiş, sanki nefsini zindan içerisine atmış gibidir. Hani hapiste insan istediği her şeye ulaşamıyor, istediği her şeyi yapamıyor ya, işte mümin de dünyevi lezzetleri, özellikle nefsinin istemiş olduğu gayrı meşru şeyleri kendine yasak etmiş ve dünyayı kendi hakkında sanki bir zindana, sanki bir hapishaneye çevirmiş. İşte dünyanın mümine zindan olmasının anlamı budur. Kafir ise nefsini günahlara salmış, nefsi ne isterse yapmış, böylece dünya onun cenneti gibi olmuş. Cennette yasak yoktur ya, kafirde dünyada hiçbir yasağa itibar etmemiş, sanki cennetteymiş gibi hiçbir yasağa itibar etmeden nefsinin istediği her şeyi yapmış, yani sanki cennetteymiş gibi yaşamış. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, toparlayacak olursak, mümin dünyevi lezzetleri kendisine haram etmiş, bu yönüyle dünya sanki ona zindan gibi olmuş. Kafir ise nefsi ve canı ne isterse yapmış, bu yönüyle dünya sanki onun cenneti gibi olmuş. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünya müminin zindanıdır, kafirin ise cennetidir hadis-i şerifini bu şekilde de anlayabiliriz demiş alimlerimiz. Elbette bu hadis-i şerifi başka veçelerden, başka şekillerle anlamak da, farklı izahlar yapmak da mümkündür ama bu iki izah büyük oranda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize vermiş olduğu dersleri anlamamıza ve almamıza yetecektir. Evet değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mübarek hadisiyle ilgili neleri anlatmak istediği, neleri anlatmış olabileceği, daha doğru bir ifadeyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadis-i şerifinden alabileceğimiz birkaç ders ve ibreti bu şekilde sunduktan sonra asıl biz bugün dikkat çekmek istediğimiz noktaya giriş yapalım inşallah. Eğer bu dünyada her şey insanın tam istediği gibi dört dörtlük, kusursuz olsaydı, o zaman insanın cennete gitmek için gayret gösterme gibi bir arzu ve şevki kalır mıydı? İşte bu sebeple olsa gerek ki Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu dünyayı bir imtihan meydanı olarak yarattığından dünyada verdiği nimetleri cennetteki nimetler gibi yapmamış. Bu dünyadaki nimetleri kusurlu yapmış. Yani dünyadaki her bir nimetin aynı zamanda bir külfeti de var. Cennet nimetlerinden bir farklı tarafı da budur dünya nimetlerinin. Cennet nimetleri kusursuz, külfetsiz nimetlerdir. Dünyadaki nimetler ise en çok sevdiğimiz nimetlerin bile bir zorluğu var, bir külfeti var, külfetiyle beraber geliyor.
Mesela pikniğe gidiyorsunuz, cennet gibi bir manzara, her şey mükemmel. Şöyle oturup piknik yapıyorsunuz, bir anda yemeklerinize sinekler üşüşmeye başlıyor. Üzerinize arılar, karıncalar geliyor. O nimetteki zevkimizi ne yapıyor? Azaltıyor. Mis gibi taptaze meyveler alıyorsunuz, birkaç gün sonra o meyveler çürüyor, kurtlanıyor. Kokusu ve görüntüsüyle sizleri rahatsız eder bir hale geliyor. Genç ve yakışıklısınız ya da güzelsiniz. Birden yüzünüzde sivilceler çıkıyor. Yaşınız ilerledikçe deriniz buruşuyor. Hastalıklar, zayıflıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Dün zevkle, iştahla yemiş olduğunuz bir yemek arttığında ertesi gün onu hiç canınız çekmiyor. Anne babanız, karı kocanız, çoluk çocuğunuz, malınız, mülkünüz var. Her şey ne güzel derken birden tanıdıklarınızın sayısı eksilmeye, yakınlarınızın hastalık ve ölüm haberlerini almaya başlıyorsunuz. Malınız azalıyor. Azalmasa, artsa da derdi, tasası, sıkıntısı, hesabı, kitabı bir türlü bitmiyor. Yani kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizleri içinde hiçbir kusur bulunmayan sonsuz mutluluk diyarına, cennetine yönlendirip teşvik ederken, bunları teşvik etmek için göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de ayetleriyle, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifleriyle bizleri bu nimetlere teşvik ederken, diğer taraftan da bize cenneti hatırlatacak derecede güzel olan görüntülere bunların cennet olmadığını hissettirecek hususlar ekliyor. Yani dünyadaki nimetlere, dünyada sahip olduğumuz nimetlere bazı kusurlar, eksiklikler ekleyerek Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu dünya nimetlerinin dünya nimet olduğunu, kalıcı olmadığını, geçici olduğunu, bunların aslının, orijinalinin, kusursuz olanlarının asıl cennette olduğunu işte bu şekilde bizlere hatırlatıyor. Bu ifadelerimizle Rabbimizin yarattıklarının haşa kusurlu, eksik olduğunu söylemek istemiyoruz elbette. Rabbimiz şu kainatta yaratmış olduğu hiçbir şeyi kusurlu, eksik yaratmamıştır. Bununla birlikte bizlere cenneti unutturmamak, bu dünya hayatının bir sınav, bir imtihan yeri olduğunu unutmamamız ve bunları bize hatırlatmak için önümüze bu tip durumlar çıkartıyor. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz Allah Azze ve Celle cümlemizi sonsuz mutluluk diyarı olan cennetinde, cennetindeki nimetleriyle, özellikle de o nimetlerin en büyüğü olan Cemalullah nimetiyle nimetlendirsin. Rabbimiz Allah Azze ve Celle, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade buyurduğu gibi, dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir hakikatini doğru bir şekilde anlayarak ve hayatlarında uygulayarak yaşayan mümin kullarından, muttaki kullarından olmayı sizlere ve bize nasip-i müyesser eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.